Mehmedemin Yurdakul. Mehmedemin Yurdakul, Türk Milli Edebiyat Akımı'nın öncü şairleri arasında yer alır. 13 Mayıs 1869 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta doğmuştur. Babası Zekeriya Köyü halkından balıkçı Salih Reis, annesi Emine Hatun'dur. Mütevazi bir ailenin çocuğudur. Saray Mektebi adlı Sibyan Okulu'ndan sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Burayı bitirince bir süre mülkiye idadesine girmişse de bitirmeden 1887 yılında ayrılıp Babali Sadaret Dairesi Evrak Kalemi'nde katip olarak işe başladı. 1889 yılında Mektebi Hukuka kaydoldu, 2 yıl kadar sonra buradan da ayrılmak zorunda kaldı. Bu tarihten itibaren edebiyat ve şiirle daha yakından ilgilendi. 1892 yılında İstanbul'a gelen Afganistanlı politikacı ve gazeteci Cemalettin Efgani'nin sohbetlerine katıldı ve bazı fikirlerden istifade etti. 1892'de ruh asaletinin soy asaletinden üstün olduğunu anlattığı Fazilet ve Asalet adlı kitabı dolayısıyla Sadrazam Cevat Paşa'nın tavsiyesi üzerine Rüsumat İdaresi'ne önce memur ardından evrak müdürü tayin edildi. Bu arada 1897 yılında Osmanlı-Yunan Muharebesi sırasında Cenge Doğru isimli şiiri Selanik'te Asır gazetesinde yayınlandı. Bu şiir kendisine büyük ün kazandırdı. Milli duyguları herkesin kolayca anlayacağı bir dille ifade ettiği şiirleri devrin edebiyat çevrelerinde büyük ilgi gördü. 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Aynı yıl Erzurum Müslümat Nazırlığı'na tayin edildi. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra görevi Trabzon'a alındı. 13 Nisan 1909 tarihinde gerçekleşen 31 Mart makasının ardından Bahriye Nezaretti'nin müsteşarlığına getirildi. Ekim 1909'da Hicaz valisi oldu. Ancak Mekke emiri Şerif Hüseyin'le anlaşmazlığa düşünce görevi Mayıs 1910 ayında Sivas valiliğine nakledildi. Sağlık sebepleri yüzünden bir süre sonra istifa edip İstanbul'a Ocak 1911 ayında geldi. Arkadaşlarıyla Türk Yurdu dergisini çıkardı. Resmi kuruluşu bir yıl sonra gerçekleşen ancak fiilen Temmuz 1911'de kurulan Türk Ocağı Derneği'nin geçici idari heyeti başkanlığına seçildi. Türk Ocağı'nın ilk kurucu genel başkanı oldu. Bilare Ağustos 1911 ayında Erzurum valiliğine getirildi. Ertesi yıl emekliye ayrıldı. 1913 yılında Musul'da milletvekili seçildi. 17 Aralık 1914 tarihinde Türklerin ilk büyük milli şairi tanıtımıyla Türk Ocağı tarafından adına büyük bir tören düzenlendi. Çanakkale Savaşları sırasında kurulan İstanbul Heyeti Edebiyesi ile birlikte savaş alanına gitti ve askerin maneviyatını yükselten konuşmalar yaptı. Milli mücadeleye katıldı. Mütarekenin ardından İstanbul'un işgali üzerine bazı arkadaşlarıyla birlikte Nisan 1921 ayında Ankara'ya gitti. Milli mücadele devam ederken halka ve orduya moral verici konuşmalar yapmak için Mehmet Akif Ersoy ve Samih Rıfat'la birlikte Anadolu'ya gönderildi. Cumhuriyet'in ilanından sonra Şebin Karahisar'dan milletvekili seçildi. 1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'na katıldı. 1932 yılında Urfa, 1943 yılında İstanbul'dan milletvekili seçildi. Mehmet Emin Yurdakul, milli edebiyat şiirinin öncü sesidir. Çünkü 1898 yılında yayımladığı Türkçe Şiirler adlı şiir mecmuasıyla daha 10 yıl öncesinden milli şiir ahenginin öncülüğünü yapmıştır. Üstelik bu kitabın Servet-i Fünun şiirinin en güçlü döneminde yayımlanmış olması ayrıca önemlidir. Mehmet Emin Yurdakul'un bütün şiirlerinin ortak paydası, halkı içinde bulunduğu karamsar ruh halinden, gerilikten, bilinçsizlikten kurtarmaktır. Kimliği ve tarihini hatırlatarak kendine güven duygusunu aşılamak, maddi ve manevi açılardan kalkınmasını sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında Yurdakul, milliyetçi, idealist, halkçı ve medeniyetçi bir şairdir. Mehmet Emin Yurdakul, milli romantik duyuş tarzının ilk temsilcisidir. Bütün bu özelliklerden dolayı edebiyat tarihimize milli şair ünvanı ile yerleşmiştir. Mehmet Emin Yurdakul'un ilk şiiri 1897'de Servet-i Fünun dergisine yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma döneminde, bilhassa 2. Meşrutiyet'ten sonraki Türkçülük mücadelesinde
Mehmet Emin Yurdakul'un büyük gayreti ve çalışması vardır. Yeni Türk Devleti'nin kurulmasında Mehmet Emin Yurdakul ve arkadaşlarının üstün çalışma azmi, kararlı ve sağlam tavırları devletimizin yapısını belirleyici olmuştur. Türk Edebiyatı'na halkın sesini getiren gerçekçi bir şair olarak değerlendirilen Yurdakul, Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan şiirler yazmıştır. Coşku, ulusal duygular, kahramanlık, yüreklendirme ve öğreticilik öğelerini ön plana çıkarmıştır. Şiire biçim yenilikleri getirmiştir. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazmıştır. Milli edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer alan sanatçı, eserleriyle diğer milli edebiyat sanatçılarını da etkilemiştir. Hayatının sonuna kadar edebiyatta halkçılık ve milliyetçilik prensibine bağlı kalan Mehmet Emin, Cumhuriyet'ten sonraki yıllarda ortaya çıkan memleketçi edebiyatın oluşmasında da ön ayak olmuştur. Eserlerinde Türkçülük, milliyetçilik, memleketçilik, halkçılık ve Cumhuriyet'ten sonraki yıllarda inkılapçılık unsurları asıl ağırlığı teşkil eder. Mehmet Emin Yurdakul 14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul'da 75 yaşında ölmüştür.